Sonuçta atölye ne kadar kötü durumda olursa olsun, milyoner bir kadından bahsediyoruz. Kepenk kapattırmak o kadar kolay değil. Enver Spy'dan kalan milyonlar. Yarısı artık sizin olan milyonlar. Yani günün bizim için en kötü haberi bu. Herkes küçüleceğini sanıyordu ama o kimseyi işten çıkarmamış. Ve aynen devam demiş. Sizin de dediğiniz gibi Enver Spy'in milyoncuklarına güveniyor. Onlara güvenmiyor. Gülfem Spy kibri öyle bir kibirdir ki. Öleceğini bilse o sahte övünmesinden ödün vermemek için mirasın 5 kuruşuna dokunmaz. İş için dokunmaz. Ben baba parasıyla Gülfem Sipahi olmadım. Ben buralara dişimle, tırnağımla, alnımın teriyle bıdı 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 bıdı. Atölyeyi kurtarmak için yeni bir yöntem bulmak zorunda. Ben de onun bulacağı yöntemi öğrenmek zorundayım. Söyle o ajanına gözü kulağı açık olsun. Gülfem'in atacağı adım bilmem gerek. Bence siz sinirlerinizi hiç bozmayın Gülfem Hanım. Yani o çakma babasından kalan milyonları kullanmadığı sürece hem atölyeyi hem de spor salonunu ayakta tutamaz. Hah, bir de bu çıktı değil mi? Spor salonunu kurtarmak da Gülfem'e kaldı. Spor salonunun artık kimin olduğunu unutuyor. Hay Mert'e de bravo. Gerçekten bravo yani. Bu da ben dururken gidip Gülfem'den yardım dileniyor. Anlayamıyorum. Ben yanlış mı hatırlıyorum Gülre Hanım? Mert Gencer sizin eski... Doğru hatırlıyorsun. Şimdi sizi daha iyi anlıyorum. Etrafınızda ne kadar az güvenebileceğiniz insan var. Yani siz hem spor salonunda büyük ortaksınız... ...hem de Mert Gencer'le eski samimiyetiniz var. Çok ayıp doğrusu. Bu size attığı ikinci kazık. Ama büyük olmak böyle bir şey herhalde. Siz büyüdükçe elinizi tutanlar azalıyor... ...kuyunuzu kazanlar çoğalıyor. Hiçbirine ihtiyacım yok. Hiçbiri tutmasın elimden. İstedikleri kadar derin kazsınlar kuyumu. Ben öyle kör kuyulardan çıktım ki bunların hiçbiri işlemez bana. Ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Ona ne şüphe. Şimdi izninizle... ...ben atölyeye ineyim. Mevrur Hanım'ı kontrol edeyim. Dur. Bir şey daha var. Ama bu çok özel. Özel derken? Çok gizli. Benim sizin için yaptığım her şey çok gizli. Bu öncekiler gibi değil. Ucu Tibet abine dokunabilir. Eğer sizin çıkarınıza olan bir şeyse... ...ucu kime dokunursa dokunsun... ...ben varım. Demek bu kadar bağlısın bana. Abi dediğim bir adamı satacak kadar. Satmak dersek doğrusu korkarım. Yani Tibet abime zarar gelsin istemem. Ama siz onunla aynı gemidesiniz. Ve benden isteyeceğiniz şeyin ona zarar vermeyeceğine eminim. Bu yüzden kayıtsız şartsız yanınızdayım. Güzel. Biliyorsun benim için sadakat çok önemli. Yani bugün onu satan Mert gibi, yarın beni de satabilir. Tibet Bey'e bir zarar vermek istemiyorum zaten. Ama ajanlığına ihtiyacım var. Onunla yakınlığın benim işime yarayabilir. Bunu bir tek sen öğrenebilirsin. Ne öğrenmemi istiyorsunuz? Özel hayatında neler olduğunu. Özel hayatı mı? Gülfem, o hayatın neresinde? O siz ikisinin... O ikisinin arasında özel bir şeyler varsa eğer öğrenmek istiyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.